Emekli memurlara açık mektup baskısı. İşgali Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da emekli Uygur memurları bile açık mektup yazarak Çin Komünist Partisi'ne bağlılığını göstermeye ve Çin'in bölgedeki baskı politikalarını kamuoyuna meşru olarak kabul ettirmeye zorluyor. Çin'de petrokimya tesisinde patlama. Çin'in Shandong eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'daki madenlerde çocuk işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle 31 Çin vatandaşı tutuklandı. Zambiya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bu kişilerin işlediği suç, sadece sınır dışı edilerek ve ruhsatları iptal edilerek tolere edilemeyecek kadar ağır ifadesini kullandı. Katar'a diplomatik yaptırım. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede istikrarsızlığı güçlendirdiği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Bu dört ülkeyi Yemen, Libya ve Maldivler takip etti. Diplomatik kriz sonrası Brent petrolün varil fiyatı %1.1 artarak 50.48 dolara yükseldi. Almanya-Türkiye gerginliği sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu arasındaki görüşmede İncirlik krizi çözülemedi. Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi. Kıbrıs görüşmelerinde yeni dönem başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki ofisinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiades ile bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren yemekli toplantının ardından Genel Sekreter Guterres iki liderle birlikte basına bir açıklama yaptı. Rusya'dan Katar iddiaları açıklaması. Katar kriziyle ilgili açıklama yapan Rusya, Katar'ın uluslararası terörizmi desteklediğini gösteren tüm bilgileri inceleyeceğiz dedi. Karadağ'ın NATO üyeliği tüm müttefiklerin onayının ardından 5 Haziran'da resmen başladı. İttifakın 29. üyesi olan Karadağ için çarşamba günü Brüksel'deki NATO karargahında tören düzenlenecek. Suriye Savaşı'nın simgesi haline gelen ve kanlar içinde taşındığı ambulanstaki şaşkın bakışlarıyla dünyayı etkileyen Ümran Bebek'in son görüntüleri ortaya çıktı.